Olarak parasal başlıyor. Bülent Bey merhaba. Merhabalar, çok teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle parasala. Hoş bulduk. Davetiniz için de başlamadan teşekkür edeyim unutmadan. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, aslında çok merak edilen bir konu ve bence yeteri kadar konuşulmayan bir konu üzerine bugün programı gerçekleştireceğiz. Reklamcılık sektörü, reklam sektörünün öncelikle bir Türkiye'de önemi nedir ve bunun yeni trendlerle gelişmesi nasıl oluyor? Şöyle, tabii reklamcılık Amerika'da yıllar evvel ilk ortaya çıktığında aslında her şey bir ihtiyaçtan doğduğu gibi reklamcılık da bir ihtiyaçtan doğuyor. Ürün ve hizmetler geliştikçe rekabet ettiği markaların sayısı da arttıkça markalar ürün ya da hizmetlerini öne çıkarmak için kendi üstün yönlerini ortaya çıkarabilmek ve kendilerini ifade edebilmek ve tüketicilere duyurabilmek amacıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla markalar için hakikaten çok çok değerli ve sürdürülebilir bir şekilde uygulayan markalar da çok çok başarılı tabii. Ama Bülent Bey, bir sürü kısıtlama geldi reklama. Evet. Biz bile yayınımızı yaparken haber amaçlı olsa bile dikkat ediyoruz seçtiğimiz kelimeleri, kullandığımız kelimelere. Evet. Çünkü bizim korkumuz reklam olmasın, markaların da isteği reklam olsun. Yani bu denge nasıl sağlanacak Türkiye'de? Bununla ilgili önemli regülasyonlar var tabii. Bir şekilde Türkiye'de de geçmiş 10 seneye geri dönersek çok uzun süren televizyon kuşaklarını hatırlarsanız bir şekilde program süresinin neredeyse 1/3'ünü oluşturan sürelerde reklama maruz kalıyordu tüketici ve bu bir şekilde aslında endüstrinin büyümesi ve gelişmesi adına olumlu gözükse de tüketiciyi çok rahatsız ediyordu tabii ki. Bir de o alanlara yapılan yatırımlar gerçekten verimli oluyor muydu soru işaretleri de artıyordu. Çünkü çok uzun kuşaklar. Olur muydu peki? Tabii, çünkü bizim terminolojik olarak clutter dediğimiz, yani çok yoğun mesaj bombardımanına maruz kalıyor tüketiciler. Bunu sadece reklam içeriği diye düşünmeyin. Yani bir şekilde televizyon karşısına ya da kompütür ekranında maruz kaldığınız mesajlar diye düşünmeyin. Uyandığımız an itibariyle üzerinde mesaj taşıyan her şey bir reklam içeriği aslında. Evet, dolayısıyla da günde 3000'in üzerinde mesaja maruz kalıyoruz. Uyandığımızdan evimize girene kadar. Bu sokakta gördüğümüz bir kıyafet de olabilir, bir reklam mesajı da olabilir. Özellikle reklam içeriğinin bulunduğu, ayrıldığı, yani içeriğin reklamla dolu olduğu ortamlarda çok fazla sayıda mesaja maruz kalındığında sizin markanızın hatırlanılırlık derecesi, buna biz bir şekilde araştırmalarla da gayret ediyoruz çözüm bulmaya. Yani evet gördüm diyen izleyicinin bir şekilde doğru içeriği hatırlayıp hatırlamadığı ve de doğru markayla eşleştirip eşleştiremediği gibi. Yani bir reklamı hatırlayabilirsiniz ama o markanın rakibini gördüğünü iddia ediyorsa tüketici işiniz bir noktada yarım kalmıştır ve işe yaramamıştır. Özellikle de çok uzun reklam mesajlarına maruz kalan ortamlarda hatırlanma seviyelerinde %20-%30 arasında ciddi kayıplar gözlemleniyor, evet. Biz de sunum yaparken siz de aynı şekilde hep dikkat ettiğimiz bir şey aslında. Kısa ve öz olmak. Evet. Reklamda da galiba artık bu daha trend oldu. Sosyal mecralarda görüyoruz, reklamlar giriyor. Evet. Birdenbire bir video izlerken videomuz kesiliyor ve ondan sonra o reklamı izliyoruz. Evet. Sizce bunlar, çünkü biraz önce dediniz ki tüketiciyi rahatsız etmemesi gerekli. Evet. Bunlar sizce rahatsız ediyor mu, yoksa hakikaten o 5 saniye akılda kalıyor mu? Ya bunun net bir cevabı ve tek bir cevabı yok. Aslında neye ulaşmaya çalıştığınızla ilgili bütün bunlar. Şöyle söyleyeyim, geçmiş yıllara baktığımızda çok uzun imaj kampanyaları, kurumsal imaj dediğimiz işte 60 saniyelik reklam filmleri çekilir. Hatta 2 dakika, 3 dakikayı bulanlar vardır. Neredeyse bir kuşağı tamamen domine eden iletişimlerden bahsediyoruz. Oralarda yıllardır konuşmayan bir markaysanız ve çok uzun süredir bir kurumsal imaj iletişimi yapmadıysanız, söyleyecek çok sözünüz varsa tabii ki o kadar süre ihtiyaç varsa da kullanırsınız. Fakat biliyorsunuz reklam endüstrisinde de bir şekilde geçmiş yıllardan bugüne reklam verenlerin kendi iş planlarında önemli bir yer tutuyor reklama harcanan yatırımlar.
Bu yatırım rakamları bir şekilde tabii ki karlılık baskılarını da etkiliyor markaların. O nedenle de süre konusunda hassasiyet tabii ki sektörde de arttı. Dolayısıyla reklamcılara, yaratıcılarımıza çok daha fazla iş düşüyor. Daha kısa sürede bu mesajları aktarabilmek. Ama doğru mesajın geçtiğine emin değilseniz, sadece tasarruf edeceksiniz diye parçalara bölünen kopyalar yapmak, iletişimler yapmak da çok işe yaramıyor. Yani ana fikir geçmiyorsa... Bir uzun versiyon, bir de kısa versiyon en eski geleneksel yöntemdir. O uzun versiyondaki ana mesaj, gerçek mesaj ulaşmıyorsa ve o filmi yeteri kadar göstermeden kısa versiyona geçiyorsanız, o zaman işte o kadar zahmetlerle, yatırımlarla yaptığınız iletişim çabanız aslında biraz da boşa gidiyor. Dolayısıyla burada kısaya bir dönüş var, evet, ama önemli olan etki, bizim impact dediğimiz, yani geri dönüş dediğimiz, o iletişimin gerçekten satışa ya da markanın ihtiyacına hizmet edip etmediği. Özellikle dijital platformlarda çok fazla online video tüketen izleyicilerin de maruz kaldığını görüyoruz son zamanlarda. İçeriklerin önünde, arasında vesaire. Ve bu kesintilerden evet hoşlanmıyorlar. Hatta biz şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki işte 3 saniyeden sonra atlama fonksiyonunu bize sunuyorsa alan... Biz o 3 saniyeyi ne kadar insan, o 3. saniyede ne kadar insan 4. saniyede geçmiş, bunların verilerini toparlayabiliyoruz. Burada da şöyle bir durum var. Herkes diyor ki... Bir saniyelik farktan bahsediyorsunuz. Tabii, yani bütün ayak izlerini tüketicinin dijital ortamda verdiği reaksiyonları bir şekilde takip edebilme şansımız var. Bu bilgilere çok anlık ulaşabiliyoruz. Buralarda sizin içeriğiniz diğer içeriklerden ne şekilde ayrışıyor, buna bakmak lazım. Yani buradaki çözüm hemen 3 saniyeden sonra %70'i kaçıyorsa, gidiyorsa, terk ediyorsa o reklam alanını, tamam, o zaman biz de markamızı hemen ilk 3 saniyede ifade edelim ve bu işi çözelim. Çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Önemli olan, yaratıcı endüstrinin bu kadar ileride olduğu, hani ülkemizde de bu manada gerçekten gurur duyabiliriz. Dünya platformlarında da çok başarıları var. Burada bu yaratıcı insanlarımızın o 3 saniye dolmadan geçmeye hazır bir tüketici varken onu orada tutacak yaratıcı içerikler üretmesiyle ilişkilendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani matematiksel olarak evet çoğunluk kaçıyor, biz hemen markamızı 3 saniyede söyleyelim ve gidelim değil. O 3 saniyede kaçmamalarını sağlayacak güçte onları bir şekilde o içeriğe bağlayacak bir iletişim platformu nasıl yaratırız? Buna kafa yormaya başladı sektör, çok uzun süredir de bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Tüketiciler bir marka ile ilgili zaten bununla bir sürü araştırma var. Ben de biraz dersimi çalıştım Bülent Bey. Şimdi loyal customer, evet, anlayışı. Evet. Bir markaya sadık kalmak. Evet. Bir ürüne sadık kalmak. Bütün bunlar var. Var, günümüzde var. Gittiğimiz, evet, zaman bir deterjan ürününü bile hep alıştığımız... Ben hep annemden, anneannemden gördüğüm ürünü alıyorum. Niye? Doğru. Çünkü ben ona alışmışım. Evet. Sebebi belki daha iyi temizlediğinden değil, belki ben kokusunu seviyorum ya da gelenek olarak görüyorum. Şimdi bu şekilde bir zaten kendi aralığında bir reklam başlamışken diyelim, orijinallik burada nerede önem kazanıyor? Biraz önce dediniz ki o 3 saniye çok önemli. Evet. O 4 saniyeden geçiş. Evet. Peki burada orijinallik mi isteniliyor yoksa daha çok geleneksel bir tarz mı dikkat çekiyor? Dünya sürekli değişiyor, evet, trendler, evet, değişiyor. Evet. Her şey, evet, dijital oldu. Evet. Ama bu kadar dijital olan bir ortamda sizce eskiye dönmek şu an bir farklılık yaratır mı? Burada sorunuzu şu şekilde cevaplasam daha doğru olacak diye düşünüyorum. Öncelikle kitapta da bahsettiğim ciddi bir kuşak farklılıklarıyla baş başayız. X kuşağı, ondan önce baby boomerlar, Y kuşağı dediğimiz 80 ve sonrasında doğanlar ve Z kuşağı arkadaşlarımız, bütün kurumlarda iç içe çalışmak zorundayız ve birlikte başarmak zorundayız. Bu kümeleri marka önceliği ve iş problemine göre segmente ediyoruz. Bunu segmente ettiğimizde şu ortaya çıkıyor. X kuşağı alıştığı marka tercihini değiştirmeye dair daha konservatif, ama Z kuşağı dediğimiz dijitale doğmuş ve bilgiye doğmuş ve bilgiye ulaşım hızı inanılmaz yüksek olan bir kuşaktan bahsediyoruz. Şimdi bu kuşakta markaya olan sadakat daha yaşça ileri kuşaklardan daha
az. Dolayısıyla bu gelecek için tabii biraz tehdit markalar için. Çünkü bu kuşağı elde tutmak, o marka sadakatini canlı tutabilmek çok daha önemli bir, zahmetli bir yol hepimiz için. Burada da bir şekilde markaların kullanıcılarına ve markayı kullanma potansiyeli olan kitlelerle yapılan online ve offline birçok araştırma metodolojileri de gelişti bu arada. Çok da harikulade araştırma şirketlerimiz de var. Dünyada ne varsa Türkiye'de de bunu son derece iyi uyguluyorlar. Farklı tekniklerle ve farklı metotlarla, çünkü her kuşağı da aynı metodolojiyle anlamanız mümkün değil. Çünkü mecraları tükettiği yerler de farklı, saatler de farklı, içerikler de farklı. Çok doğru. Dolayısıyla markalarla kurduğu işbirlikleri, markalarla kurduğu diyaloglar tüketicinin çok başka. Mesela kurumsal sosyal sorumluluktan artık sosyal faydaya bir dönüş başladı. Bu da Z kuşağı etkisi. Y ve Z kuşağı etkisi. Yani ne demeye çalışıyorum? Artık benim fonksiyonel olarak faydamı arttırabilecek, saçlarımı bir kepek şampuanıyla yıkarım ve kepekten kurtulurum, fonksiyonel bir fayda. Duygusal faydaların öne çıktığını görüyoruz. Yani bu ürün eğer bir şekilde ambalajını okyanuslardan, denizlerdeki atıklardan toplayarak üretiyor ve çevre kirliliğinin önüne geçiyorsa, Z kuşağı bu ürünlere organik çok daha mi? Hepimizin duyarlı. İlk önce baktığı organik mi, evet, değil mi? Üretim sürecinde doğayı ne kadar kirletiyor ya da kirletmiyor. Ve sadece bulunduğumuz dönemi değil, gelecek dönemleri de bir şekilde yaşatmak, koruma altına almakla ilgili neler yapıyor? Sadece bunlar da değil. Sadakat dediğimizde örneğin bir kadın erkek eşitliği mevzusu var. Yani hı-hı, kadının eşitlik de diyemeyeceğim buna, kadının güçlendirilmesi, çalışma hayatına atılması. El alem ne der kaygılarıyla bize şırıngalan, sosyolojik olarak adım atamayan, temkinli, hareketsiz kalan ve konfor alanını yıkamayan kadınları daha fazlasına cesaretlendiren marka olmak. Eskiden şu vardı işte, en çok tüketiciler benim markamı seviyor. Yaşasın işte, en sevilen marka oldum. Bir CMO için, bir marka genel müdürü için en harikulade hedeflerden biriyken, yeni dünyada artık seven marka olman, kucaklayan marka olman, sahip çıkan marka olman gibi katmanlar böyle üstümüze üstümüze geliyor. Sevilen değil, seven. Seven marka olmak, kucaklayan, hayatını kolaylaştıran. Bunlar için ne gerekiyor? İyi duyman gerekiyor. O tüketicideki değişimi, beklentiyi iyi duyman gerekiyor ki doğru zamanda, doğru şiddette, doğru reaksiyonu verebilirim. Artık gerçekten müşteri ilişkileri farklı bir boyuta geçti diye düşünüyorum ben de. Biraz önce iyi duymak gerekiyor dediğiniz için, evet, bütün markaların, daha doğrusu B2C, yani direkt tüketiciyle birebir olan markalar özellikle müşteri hizmetlerinde daha fazla opsiyon sunar oldular. Evet. Başarılılar mı değiller mi, onu konuda ben uzman değilim, bir şey, evet, diyemem. Tüketici olarak konuşurum, onu da yayından sonra konuşuruz, anılarımızı paylaşırız. Tabii ki. Ekonomi durgunken, evet, bu yatırımlar, reklama verilen yatırımlar, şimdi gerçekçi de olmak lazım. Büyük kurumsal şirketlerde ne yazık ki, ben de bir iletişimciyim, İlk önce şirket tasarruf yapmak istediği zaman reklam, pazarlama, o departmanlardan, evet, kısarlar. Evet. Böyle bir durumda aslında ekonomi durgunken reklama yatırım yapılması ve farkındalık yaratmak, yine farkındalık kelimesini kullanıyorum ama, evet, daha doğru olmaz mı? Kesinlikle. Bunu da şuradan alayım, sizi biraz geçmişe götüreyim. Yıllarca reklam harcaması ifadesi kullandı endüstri. Biz artık 15-20 yıldır bunu harcama değil, yatırım dendiğini yatırım, gözlüyoruz ve büyük bir mutlulukla bunu gözlüyoruz. Bu bir yatırım, harcama değil. Bu zannediyorum çok doğru açıklıyor yapılan mücadelenin, emeğin karşılığının ne anlama geldiğini. Dolayısıyla buna yatırım gözüyle bakmak çok olmazsa olmaz zaten. Sonrasında da bu durgunluktan önce de şunu aktarmak sanırım doğru olacak. Dünyada bir ülkedeki reklam pastasının büyüklüğünün ne olması gerektiğine dair bir parametre var. Bu yurt içi, gayri safi, milli hasılayla
o ülkedeki tüm reklam yatırımlarının toplamı arasında bir koefisyent var. Bu dünya ortalamasında 0.70, daha batı pazarlarında 0.75'leri buluyor ama 65-75 bandında gidiyor geliyor yıllar itibariyle. Yani ülkeniz ve ülkenizde yaşayan insanların gayri safi milli hasıla rakamları ne kadar yükselirse reklam endüstrisi de o kadar büyüyor. Bu katsayı 0.7 olan katsayı Türkiye'de 0.4 seviyelerine, %0.4 seviyelerine geçemiyor. Bu şu demek, bu ülke bu nüfusla dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden biri olarak hak ettiği reklam pastasına sahip mi? Cevap hayır. Ve ne kadar hayır? 2 kat kadar büyük olması gerekiyor. Hı. Bu şu demek, bugün Türkiye medya ortamı birçok reklam veren için hala son derece cazip. Ve dünyanın o gelişmiş medeniyetlerinde daha orta ve küçük ölçekli kategoriler ya da markaları çok televizyon ekranlarında görmeniz mümkün değil. İnanılmaz yatırım gereken şeyler. Hani Super Bowl'dan bahsetmiyorum. Genel anlamda şu programa reklam vermek maliyetiyle Almanya'da... Super Bowl'u sadece reklam için izliyoruz zaten. Tabii. Almanya'da aynı içerikte, aynı kadranda, aynı kalitede bir içeriğe reklam veren ödediği maliyetler diye bakıldığında oradaki gayri safi milli hasıla çok yüksek olduğu için Türkiye'de bu çok avantaj. Bu ekonomik durgunlukla ilişkisi de şu, evet ekonomik durgunluklar kesinlikle endüstriyi en erken etkileyen endüstrilerden biri. Şunu da söylemek gerekiyor, yine kitapta da bahsettim, VUCA denen bir şeyden bahsediyoruz. Özellikle insan kaynakları yıllardır bununla ilgili eğitimlerini buna göre şekillendirmeye biraz çalışıyorlar. Biraz açıklayabilir misiniz? VUCA ne? İngilizce baş harflerinden geliyor. Bir şekilde ortamın inişli çıkışlı seyretmesi, V harfi, volatility. U harfi, VUCA'nın U'su, uncertainty, yani belirsiz bir ortamda mıyız? Evet, şimdi bütün bunlar Türkiye'ye uyuyor, göreceksiniz. Kompleksite karmaşık mı? Evet, çözmesi kolay değil. Yani bir şey olurken orada başka bir faktör, o daha önde görünen faktörü ezip bambaşka bir yere taşıyabiliyor gündemi. Ve A'da ambiguity dediğimiz muğlaklık. Yani muğlak, bir şekilde veriyle, datayla, öngörüyle, kafanızı patlatsanız da hiç beklemediğiniz faktörler beklemediğiniz şekilde etkiliyor. Dolayısıyla bu gelişmekte olan ülkelerin doğum sancıları gibi olmaması da abes, olması noktasında da biraz uzun yaşıyoruz, evet. Bu da reklam endüstrisinde tabii ki bu inişli çıkışlı, yani makroekonomik olarak ülkenin gidişatındaki iniş çıkış doğrudan reklam endüstrisinde etkiliyor. Niye? Çünkü... bir şekilde ekonomiye olan güvenin düştüğü, daha doğrusu tüketicinin güveni, tüketici güven endeksi skorlarına baktığımızda tüketicinin güveni düşüyorsa, siz istediğiniz kadar reklam yatırımı yapın, o tüketicide eğer güven inşa edilememişse ve ben geleceğe dair işte arabamı 2 yıl içerisinde değiştirmeyi düşünüyorum, yeni bir ev almayı düşünüyorum, ikinci bir ev planlıyorum ya da yeni bir iş kurmayı düşünüyorum ya da cep telefonumu ya da televizyonumu değiştirmek istiyorum gibi çok basit bu soruların cevaplarını aslında tüketici güven endeksindeki gidişat veriyor. Güven endeksi düştüğü vakit iletişim yatırımlarını arttırsanız da sahadaki hareketlilik beklediğiniz seviyede olamıyor. Dolayısıyla da bir şekilde makroekonomik koşullardaki dalgalanmalarımız ve bu muğlak durumlar endüstri etkiliyor. Fakat burada çok önemli de bir fırsat var. O fırsat da şu, biz tüm bağlı bulunduğu Mindshare'in GroupM ve WPP olarak data odaklı işler yapmayı çok önceliklendirmiş durumdayız. Ve bir şekilde geçmiş dönem verilerine baktığımızda binlerce data point'i işledik. Şu gözüküyor, çok bulunduğunuz kategoride çok büyük bir markaysanız. Ve bu durgunluk dönemlerinde atıyorum %20 oranında reklam yatırımlarınızı kısıyorsanız. Çok bazı kuvvetli markalar ve pazar lideri markalar olduğunuz için satış sonuçlarınız çok kısa sürede hemen çok olumsuza düşmüyor. Çünkü geçmişten gelen bir stok durumunuz var. Belli bir sadakat seviyeniz var. Hiç iletişim yapmasanız 100x'in atıyorum zaten 60'ını satabiliyorsunuz. Dolayısıyla güçlü bir bazınız var. Çok etkilenmiyorsunuz. Ve fakat o rakibi aşağıdan yumruklayan diye hep ifade ettiğim o challenger markaları, o 2 numara pazar ikincisi ya da pazar üçüncüsü. Bu markaların bu dönemlerde atak yapıp yatırımlarına hız katıp son
5 sene önce, 10 sene önce bunu yapıp şu an hala pazar liderliğini koruyan markalar. Yani o süreçte, o kriz döneminde bu cesareti gösterip... Rekabeti doğru değerlendirip. Doğru değerlendirip bu fırsatı halen pazar liderliğini sürdüren markalar, ürünler sayabilirim. Dolayısıyla aslında her kriz fırsat dediği reklam endüstrisi için de son derece doğru diyebilirim. Reklamdan bahsederken kısa bir reklam aramız var. Sevgili seyirciler, Parasal kısa bir aranın ardından devam ediyor. Burger King'den mangalda ızgara tavuk. Tavuğun tam ızgaralık but kısmından. Nefis çıtır soğanıyla yepyeni bir lezzet. Yanında enfes patates ve buz gibi Coca-Cola ile birlikte. Ateş seni çağırıyor. Hadi afiyetle.